Evet, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle dünkü yaşanan aksaklıktan dolayı hepinizden özür diliyorum. Maalesef hava şartları ile ilgili bir elektrik kesintisi yaşadım. O yüzden bugün yapacağız toplantımızı. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. İsmim Fatma Coşar. Bir kısmınızla daha önceki eğitimlerden, canlı yayınlardan tanıştığımızı düşünüyorum. Tanımayanlar için de psikiyatri uzmanıyım, psikoterapistim. Osmaniye'de kendi özel muayenehanemde çalışıyorum çocuk ergen ve erişkinlerle. 5 yıldır Reset ailesinde yer alıyorum ve bu ailede olmaktan çok mutluyum. Şu anda da derneğimiz Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Derneği Enstitüsü'nün Türkiye Genel Sekreterliğini yapmaktayım. Ve Reset eğitimlerinde de yer almaktayım. Bugün geniş bir konu. Epeyce sizi yoracağım ama elimden geldiğince sıkmamaya çalışacağım. Oldukça derinliği fazla, belki saatlerce konuşacağımız bir konu. Ama ben şöyle 1 saat içinde elimden geldiğince süreci tamamlayacağım. Daha sonra da sorulara yer vermeye çalışacağım. Yavaş yavaş başlayalım. Biraz daha gelenler var. O yüzden şöyle küçük küçük, evet, ilerleyeceğim. Ve öncelikle eğitimlerimizden kısa bir bahsedeyim. Hem de yavaş yavaş toparlana duralım böyle. İki kez ertelenen kongremiz 1-4 Nisan'da arkadaşlar yapacağız diye umuyoruz artık. Bugün güzel bir gün hepimiz için. Birçok kişi aşılanmaya başladı. Bu da hepimize umut oldu. Bununla birlikte biz de artık 1-4 Nisan'a kadar birçok kişinin aşılanacağını ve kongrede kavuşacağımızı umut ediyoruz. Sizlerle birlikte olmak da bizim için çok keyifli olacak kongremizde. Şimdi yakın zamanda sizlere güzel bir haberimiz var. 12-14 Şubat'ta arkadaşlar bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Bu ücretsiz bir sempozyum olacak. 15 farklı oturum olacak. Akşam başlayacak. Özellikle zamanı daha iyi değerlendirebilmek adına böyle karar verdik. Farklı konuşmacılarla, farklı hocalarımızla bir arada olacağız. Oraya da katılmanızı istiyoruz, bekliyoruz ve çok keyifli olacağını düşünüyoruz. Şimdi online eğitimlerimiz bu süreçte Cem hocamızın bize armağan ettiği en güzel şey oldu herhalde. Hafta sonları evdeyken dışarıya çıkamazken online eğitimlerimiz de bir taraftan devam etti. Bu hafta sonu 16-17 Ocak'ta evlilik terapisi, temel evlilik terapisi eğitimimiz olacak. Bir sonraki hafta sonu da pardon, 30-31 Ocak'ta da şu an Ankara'da devam etmekte olan psikoterapi eğitimimizin bir modülü gerçekleşecek arkadaşlar. Ben size bugün kısaca tabii ki kişilik bozukluklarını anlatacağım ama temel psikoterapi eğitimimizde Cem hocamız, Cengiz hocamız tabii ki muhteşem detaylarla bizlere bunları aktarıyorlar. Sizlerin de katılmanızı öneririm. Aynen kongremiz gibi ertelenen bir diğer eğitimimiz de duygusal şematerapi eğitimi benim tarafımdan gerçekleştirilecek. Yine güncel tarihler 6-7 Mart ve 10-11 Nisan'da örgün olarak İstanbul'da gerçekleştirilecek. Şimdi herhalde epeyce toplandık. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi kişilik bozuklukları konuşacağız bugün ama öncelikle kişilik nedir, nereden geliyor buraya bir bakalım istiyorum. Şimdi kişilik, personality kavramı kaynağını eski Yunan tiyatrolarında oyuncuların kullandığı maskelere verilen isim olan personadan almıştır. Kişilik ise bireyin kendine özgü hüluklerinin birleşimidir diye tanımlayabiliriz. Yani bireye has bir durum olarak değerlendiriyoruz. Kendine özgü bir durum gibi. Baktığımızda günlük yaşamda görülen sıradan olaylara karşı verilen özgül davranışsal tepkilerin ve tutumların oluşturduğu bir örüntüdür diyoruz. Örüntünün kendi içinde tutarlılığı ve öngörülebilirliği vardır. Bu öngörülebilirlik kişinin nasıl tepki vereceğini kestirebilmek anlamında değil. Atıyorum sinir bozukluğu olan birisi
ansızın farklı tepkiler de verebilir. Ama en azından o kişiye has bir tutarlılık, kendi içinde tutarlılığı olduğunu söyleyebiliriz. Bu örüntüler belli durumlarda belli duygusal tepki gösterebilme yetileri, engellenme ve çatışmalar karşısında yerleşmiş baş etme biçimleri ve savunma mekanizmalarıdır. Şimdi Klinger'in kişilik kuramına baktığımız zaman arkadaşlar, Klinger iki kavram ortaya atmış. Bu kavramlar hem normal kişiliğin hem de patolojik durumların açıklanması için bizlere oldukça yardımcı olmakta. Bu iki temel kavram mizaç ve karakter kavramları. Sıklıkla birbirini karıştırılıyor. Peki nasıl tanımlayabiliriz mizacı ve karakteri? Şimdi mizaç dediğimiz zaman temel duygusal uyaranları otomatik eşlik ederek huy ve yetileri belirleyen yanıtlar olarak tanımlanan kişiliğin duygusal özüdür diyoruz. Biyolojik ve kalıtsal yanı baskındır. İnsanın yaşamı boyunca değişmeden sürer. Doğuştan gelen genetik özelliklerle aktarılan bir durum diyebiliriz. Karakter yapısına baktığımız zaman ise istemli tutum ve niyetleri etkileyen kişinin nispeten farkında olduğu kişiliğin kavramsal özüdür diyoruz arkadaşlar. Kişinin dünyayı görüş, algılama ve yaşamla başa çıkma biçimi olarak da tanımlanmaktadır. Burada mizaç kavramı neden önemli? Aynı evde büyümüş, bazen ikiz olan çocuklarda bile farklılıklar görüyoruz. Ebeveynlerin tutumlarında çok büyük farklılıklar olmasa bile, farklı farklı büyük travmaları olmasa bile maalesef ki birisi hayata çok iyi bir şekilde adapte olup çok mutlu bir yaşam sürerken diğeri kaygılar içinde, huzursuzluk içinde hayatını geçirebiliyor. Buradaki mizaç kavramını o yüzden de gözden kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi kişilik bozuklukları neden önemli? Oldukça önemli arkadaşlar. Çünkü bir kere tanımlamak çok zor. Psikiyatride evet DSM var. Oraya açıp baktığımız zaman tanı kriterleri var. Fakat hastayı kitaba uyduramayız. Hasta kitaba uyan bir durum, bir kişi, bir varlık değildir. Çok özeldir. O yüzden kişilikleri de herkesin kendi içinde apayrıdır ve apayrı bir dünyadır. O yüzden kişilik bozuklukları her ne kadar kitaplarda tanı sınıflamalarında kategorize edilse de maalesef klinikte o kadar net karşımıza çıkmayabiliyor. Fakat bizlerin bir şekilde bu alanda çalışacak kişiler olarak bu duruma hakim olmamız lazım. Çünkü yıllarca tedavi gören ya da aylarca terapi yapılan bir kişide değişmeyen, düzelmeyen bir şeyler varsa ardında bir kişilik bozukluğu olma ihtimali yüksek olabilir. O yüzden biz bu kişilik bozukluklarını çok göz ardı ediyoruz. Ben de bugün o yüzden konuşmak istedim. Bir kenarda, aklımızın bir kenarında mutlaka hastaların kişilik örüntüsü. İllaki bozukluk olmak zorunda değil. Ama kişilik yapısı, kişilik yapılanması nedir, ne değildir bunları çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü burada da bahsedeceğim gibi ruhsal bozuklukların dışında kalan, ruhsal bozuklukların dışında kalan derken depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, alkol madde kullanımı gibi çok farklı ruhsal bozuklukların dışında uzun süreli uyum bozuklukları gösteren kişilerin her toplumda çok fazla olduğu bilinmekte. Ve bunlarla ilgili yeterli sağaltım maalesef yapılamamaktadır. Burada evet hastanın ya da kişinin kişilik örüntüsünü anlayabilmemiz çok önemli. Burada bir spektrum gibi düşünebiliriz. Davranış kalıplarından ağır derecede bozukluklara kadar giden bir spektrum gibi düşünebiliriz. Bozukluk yapan ise bu spektrumda görülen belirtilerin ağırlık düzeyidir arkadaşlar. Peki kişilik bozukluklarının genel özelliklerine bir baktığımız zaman nasıl anlayabiliriz, nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi diyoruz ki kişilik bozuklukları alloplastiktir. Yani ne demek arkadaşlar? Şimdi kliniğe geldi bir kişi. Sürekli birilerinden yakınıyor. Terapist her ne kadar onu bugün kendi problemine ya da kendi sorununa ya da kendi çözüm kaynaklarına yöneltmeye çalıştıkça kişi sürekli hayatında yaşadığı bütün olumsuzlukları bir ötekine ya da ötekilere bağlıyor.
Şimdi aslında aloplastik dediğimiz durum bu. Çatışmalarını başka insanları etkileyen eylemlerle dile getirenler, çevreyi kendilerine uydurmaya çalışan kişilerde görülen bir durumdur arkadaşlar. Genellikle çevreyle sürekli sürtüşürler. Diğer mental bozukluklar ise genellikle otoplastiktir diyoruz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Çatışmalarını kendilerini rahatsız eden semptomları dile getirirler. Klinikte de karşımıza böyle çıkarlar. Ancak tabii ki ruhsal bozukluklar, diğer mental bozukluklar arasında da çevresine zarar verebilen, onları suçlayabilen kişilik bozuklukları ya da kişilik örüntüleri vardır arkadaşlar. Şimdi bu karikatür bu durumu çok güzel açıklıyor. Diyor ki zaten hayatta hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor diyor. Lan oğlum binerken adam gibi baksaydın ya otobüse nereye gidiyor diye tövbe tövbe diyor. O da diyor ki Bostancı'dan geçersen ölürsün sanki. İşte bu aloplastik dediğimiz durum bu. Burada suçluyu kim olarak görüyor? Şoför olarak görüyor değil mi? Yani kendiyle alakalı bir durum yok. Bu karikatürde bence çok güzel bu durumu açıklamaya yetiyor. Şimdi kişilik bozukluğu olan birey diğer kişilerle olan ilişkilerinde alışılmışın dışında uygun olmayan savunma düzenekleri kullanır arkadaşlar. Bireyin iç çatışmaları ve dürtüleri açığa çıkarak kişinin davranışlarına yansır. Ve kişilik bozukluklarında görülen özellikler kapsamlı ve süreklilik gösterir. Uzun süreli izlem çalışmalarında ise kliniğin hafiflediği, yatıştığı gösterilmiştir. Ancak tamamen kendiliğinden ve sadece hayata daha uyumlu hale gelebilirler. Eğer terapi almazlarsa tamamen bir iyilik hali söz konusu değildir. Sadece adaptasyon yöntemleri, yaş ilerledikçe dürtülerinin biraz daha azalmasıyla belki bir adaptasyon süreci de görülebiliyor arkadaşlar. Peki, kişilik özelliklerinin ortak özelliklerine baktığımız zaman karşımıza neler çıkıyor? Şimdi benliğe yerleşmiş olan davranış örüntülerinin esneklik göstermeden sürdürülmesi, yapılan yanlışların yinelenmesi ve yanlışlardan ders alınmaması. Şimdi psikolojik esneklik kavramı çok önemli. Eğer ki katı katı düşüncelerimiz varsa, duvarlarımız varsa, bunlar bir türlü esnemiyorsa, burada çok büyük problemler var demektir. Bu illaki bir kişilik bozukluğunun habercisi olmak zorunda değil. Ama kişiler arası ilişkilerde, bizler grup olarak evlilik terapisi, cinsel terapi yapan ağırlıklı bir grup olduğunu düşünüyorum şu an burada da. Maalesef ki işte bu esneklik kavramı belki duygusal zekayı da burada ön plana çıkartabiliriz tabii ki. Çok önemli. Kişilik bozukluklarında da bu esneklikten yoksunluk çok belirgin olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer yandan bilinç, duygulanım, dürtü ve denetimi ya da insan ilişkilerinde belirli bir toplum için geçerli ölçülerden sapması, topluma aykırı davranışlar göstermesi, çocukluktan ya da ilk ergenlik çağından beri süregelmesi, toplum içinde ya da iş yaşamında belirgin bozulmaya ya da şiddetli sıkıntıya yol açması, davranış örüntülerinin ve tutumlarının benliğe uyumlu olması, kişilik bozuklukları arkadaşlar egosintoniktir, benliğe uyumludur. O yüzden kişi herhangi bir problemi olduğunu da çoğu zaman fark etmez. Ta ki ek bir kaygı bozukluğu ya da bir depresyon gibi ek bir hastalık ortaya çıkacak ya da etrafında olan kişilerin zorlamasıyla terapiye gelecek. Ancak bu şekilde bizimle buluşabiliyorlar. Çevreyle bazıları egodistonik olsa da yine de herhangi bir değişmeye yatkınlıkları olmuyor arkadaşlar. Çevreyle çatışma ve sürtüşmeye yol açması, çevresini kendirmeye, uydurmaya çalışması dediğimiz durum işte bu az önceki belirttiğim durumun aynısı. Kişinin bilişsel yetilerinde temel duygulanım ve düşünce yapısında belirgin bozukluğun olmaması, ego işlevlerinde bozulmaların olmaması, ancak defeklerin olması ve idin impulsif aktivitelerini kontrol edememeleri, bunaltı, çökkünlük, somatik belirtiler gibi ek ruhsal hastalıkların sık sık bulunması ve bu yaşadığı problemlerin başka bir ruhsal, tıbbi ya da madde kullanımı ile açıklanamaması gerekiyor arkadaşlar.
Yaygınlığa baktığımız zaman kişilik bozukluğu yaygınlığı ile ilgili net bir şey söylemek maalesef çok zor. Ama tabii ki kapsamlı çalışmalar var. Kabaca işte %3,9 bütün kişilik bozuklukları için %3,9 14,8 arasında olduğu söyleniyor. Ancak bu kişiler zaten tedavi arayışında olmadıkları için bir güçlük kişilere ulaşmak güç. Bir diğer yandan tedaviye geldikleri zaman ek ruhsal hastalıklar olduğu için bu tanı kargaşasına neden olabiliyor. O yüzden net bu hastalık, bu kişilik bozukluğu tabii ki oranlar var. Fakat kesin çok da güvenilir demek zor açıkçası. Ama 3,9, 14,8 oldukça yüksek bir oran. Fakat toplumda bundan daha da fazla olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Ve erkeklerde de kadınlardan 4-5 kat daha fazla olduğu belirtilmekte arkadaşlar. Ancak farklı kişilik bozuklukları, bugün sizinle onun üzerinde kişilik bozukluğu konuşacağız. Farklı kişilik bozukluklarının farklı cinsiyetlerde daha çok yoğunlaştığı söyleniliyor. Örneğin aküme kişilik bozukluklarına baktığımız zaman şizoid, şizotip, paranoid kişilik bozuklukları, narsistik kişilik bozuklukları, antisosyal kişilik bozuklukları, obsesif kompulsif kişilik bozuklukları daha çok erkeklerde. Borderline, histrionik kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu ise daha çok kadınlarda görülmektedir deniliyor. Kaçınan kişilik bozukluğunun ise hemen hemen her iki cinsiyette de birbirine yakın olduğu belirtiliyor arkadaşlar. Şimdi antisosyal kişilik bozukluğu klinikte tanısı en doğru konulabilen kişilik bozukluklarından birisi. Antisosyal kişilik bozukluğu ile ilgili yapılmış çok çalışma var. Peki hangi toplumlarda daha fazla görülüyor diye baktığımız zaman sanayileşmiş, kentleşmiş toplum içinde sosyokültürel ekonomik düzeyi düşük, töre ve gelenekleri sarsılmış anomik toplumlarda daha sık görülüyor arkadaşlar. Antisosyal kişilik bozukluğu neden önemli? Çünkü bugün maalesef bütün dünyada suçluların birçok kısmının antisosyal kişilik bozukluğu olduğu bilinmekte. Tedavisi de oldukça güç tabii ki. Oluş nedenlerine baktığımız zaman, oluş nedenlerini tabii çok uzun uzun konuşabiliriz ama ben özetleyeceğim. Kalıtım burada çok önemli. İkiz çalışmalarına bakıldığı zaman %45 gibi bir kalıtılabilirlik oranı gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi bir diğer durum, bu alanda çok fazla çalışma var. Son yıllarda üzerinde çok fazla duruluyor. Gen çevre etkileşimini destekleyen genotipin çevresel zorlanmalara verdikleri yanıtları yönlendirdiğini gösteren araştırmalar. Biraz karışık gelebilir, şöyle açıklayacağım. Mesela düşük MAO-A enzim etkinliği olan bir erkek şiddetli bir travmaya maruz kaldığında %85 antisosyal kişilik bozukluğu geliştirebiliyor. Fakat aynı ya da benzer travmaya maruz kalmış bir erkek çocuk da eğer yüksek MAO-A enzim etkinliği var ise antisosyal kişilik bozukluğu gelişme ihtimali o oranda düşüyor. Bunları neden vurgulamak istiyorum? Kişilik bozukluğuyla işte genç yetişkinlik döneminde ya da ilerleyen yaşlarda bir şekilde karşımıza çıkan ya da çocuklarda da kişilik bozukluğu demek tabii ki doğru olan bir şey değil. Ama ailelerin kendilerini çok suçladığını görüyoruz. İşte 20 yaşında bir genç kızın ağır bir kişilik bozukluğu var. Anne baba kendini çok suçluyor. Tabii ki birazdan bahsedeceğim ortam, ilişkiler, önemli ötekilerle kurulan ilişkiler tabii ki kişilik bozukluğunda çok çok önemli olmakla beraber burada kalıtımın etkisini göz ardı edemeyiz ve aileyi de bu yönde bilgilendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve diğer taraftan baktığımızda da kişilik kümelenmelerinde farklı hastalıkların daha fazla görüldüğü, örneğin aküme kişilik bozukluklarında bozukluklarının birinci derece akrabalarında şizofreni yelpazesine giren bozuklukların, beküme kişilik bozukluğunun birinci derece akrabalarında yine impulsivite ile giden bozuklukların, C-küme kişilik bozukluklarının birinci derece akrabalarında ise kaygı bozukluklarının daha sık görüldüğü gösterilmiş arkadaşlar. Bu da bize yine kalıtımı
güçlü bir şekilde gösteriyor. Nörobiyolojiye baktığımız zaman tabii ki bir sürü nörogörüntüleme çalışmaları, moleküler çalışmalar var. Fakat şöyle kabaca bahsedeceğim. Mesela şizotipal kişilik bozukluğu ile şizofreni hastalarının beyin görüntüleme bulgularının ya da biyokimyasal değişikliklerinin benzer olduğundan bahsedebiliriz. Gelişimsel etkenlere baktığımızda işte davranım bozukluğu olan, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda yine antisosyal kişilik bozukluğu gelişme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çevresel etkenlere baktığımız zaman, burası tabii ki çok önemli. Kişilik bozukluğu gelişmesinde ailesel ve toplumsal çevrenin önemli etkilerinin olduğu bilinmekte. Özellikle 0-6 yaş aralığı çok 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 önemli. Çocukluk döneminde hatalı anne, baba ve çocuk ilişkileri, çocuğun bağımlı yetişmesi, yaratıcı gücün ve kendisine güvenin engellenmesi, saldırgan davranışların yetiştirilmesi için ödüllendirilmesi. Yani aslında iyi gibi görülen davranışların da çocuklarımızda kişilik bozukluğu ortaya çıkartabilme ihtimalinin olduğunu mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor. Diğer taraftan toplumsal yönden riskli aile grupları, boşanmış ebeveynler ya da evlatlık edinilmiş çocuklarda çocukların yetiştirilmesi kişilik bozukluğuna da yatkınlığı yaratacak faktörler olarak görülüyor arkadaşlar. Yine düşük eğitim düzeyi yalnız yaşayanlardan, evliliklerinde zorluklar yaşayanlarda, işi olmayanlarda, ilaç bağımlılarında, tecavüz suçlularında da ve mahkumlarda özellikle de kişilik bozukluklarını çok fazla görüyoruz. Ama burada çift yönlü bir etkileşim var. Kişilik bozukluğu olduğu için mi bu davranışlar ortaya çıkıyor, eğitim düzeyi düşük kalıyor ya da tersi mi? Tabii ki karşı taraflı çift yönlü bir etkileşim. Psikoanalitik kurama göre dediğimiz zaman belirli ruhsal, cinsel gelişme dönemlerine saplanmaya yol açacak aile tutumları ya da koşulları belli kişilik yapılarının, bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açar diyebiliriz. Burası çok önemli. Burayı Cem Hocam muhteşem anlatır. Ama şöyle diyebiliriz. İşte gelişim dönemlerine baktığımızda mesela bağımlı kişilik bozukluğunun oral dönemi bir fiksasyon sonucu, obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun anal dönemi, histrionik kişilik bozukluğunun da ödipal dönem fiksasyonları ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Borderline kişilik bozuklukları tabii ki klinikte karşımıza çıkabilecek kişilik bozukluklarından birisi. Çocukluk döneminde ağır ihmallerin, cinsel ve bedensel travmaların olduğu bildirilmekte. Ve gelişen beyin üzerinde erken travmanın etkisi olduğu arkadaşlar gösterilmiş. Ve borderline kişilik bozukluğunda beyin görüntüleme çalışmalarında da hipokampal hacmin azaldığı gösterilmiş. Antisosyal kişilik bozukluğu yine Asya ülkeleri gibi geleneksel toplumlarda Batı'ya göre daha az görülmektedir arkadaşlar. Bu da oldukça az önceki bahsettiğim durumu desteklemekte. Şimdi savunma düzenekleri ben çok kısaca bahsedeceğim. Savunma düzenekleri neden önemli? Çünkü psikanalitik karakter tanısının anlaşılmasında savunma kavramını ve savunma düzeneklerini anlamamız çok önemli arkadaşlar. Farklı farklı yani bir kişilik bozukluğunda çok farklı savunma düzenekleri olabilir. Ama biz savunma düzeneklerini çok iyi bildiğimiz zaman belki bu apayrı bir webinar konusu bile olabilir. Uzunca bir konu yani bir saate sığdırılacak bir konu. Ama konumuz kişilik bozukluğu olduğu için savunma düzeneklerine de değinmeden edemeyeceğim. Tabii savunmaların çok selim işlevleri var arkadaşlar. Bunlar sağlıklı, yaratıcı, uyum sağlamalar olarak başlar. Hayat boyunca uyum sağlayıcı şekilde işlemeye devam eder. Savunmaların amacı güçlü ve tehdit edici bir duygudan, kaygı ve keder gibi kaçınmak veya bunu denetim altına almak, öz saygıyı ya da kişinin güçlü, tutarlı kendilik duygusunu sürdürmektir arkadaşlar. Yani savunmaların amacını şöyle bir tekrar söylemek istiyorum. Kaygı ve kederden kaçınmak, öz saygıyı sürdürmek, korumaya çalışmak ve kendilik duygusunu tutarlı bir şekilde sürdürmeye çalışmaktır arkadaşlar savunma düzeneklerinin amacı. Peki belli bir savunma ya da savunmaları kullanıyor olmak
hangi etkileşimlerle ortaya çıkıyor? Az önce bahsettiğim mizaç tabii ki çok önemli. Kişinin erken çocuklukta maruz kaldığı sıkıntıların doğası, travmaların doğası, yani mizaç, uygun mizaç zemininde üzerine eklenen travmalarla ve önemli ötekilerin çocuğa aktardıkları savunmalarla ve belirli savunmaları kullanımının deneyimsel sonuçlarının bir araya gelmesiyle belirli savunma düzenekleri ortaya çıkıyor diyebiliriz. Burada savunmaları şöyle ikiye ayıracağım ben. İlkel savunma düzenekleri ve olgun savunma düzenekleri diye. İlkel savunma düzeneklerine baktığımızda kendilik ile dış dünya arasındaki sınırlarla ilgili olan savunmalardır. Tekrar kendilik ile dış dünya arasında. Oldu mu? Buraya baktığımız zaman ilkel geri çekilme, inkar, tüm güçlü kontrol, ilkel idealizasyon, değersizleştirme, yansıtma, içe atma, yansıtmalı özdeşim, bölme, disosiyasyon gibi ilkel savunma düzeneklerinden, sık görülenlerden bahsedebiliriz. Olgun savunma düzenekleri ise ego veya süper ego ile it arasında ya da egonun gözlemleyen ile deneyimleyen kısımları arasındaki sınırlarla ortaya çıkan, içsel sınırlarla ilgili ortaya çıkan bir savunma. Ama ilkel savunma düzeneklerinde ne vardı? Kendilik ile dış dünya arasındaki sınırlarla ilgili. Baktığımızda neler var? Bastırma, gerileme, yalıtma, düşünselleştirme, akılcılaştırma, ahlaksallaştırma, yapma bozma, kendine karşı döndürme, yer değiştirme, karşı tepki oluşturma, yüceltme, tersine çevirme gibi olgun savunma düzeneklerinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi kişiliğin değerlendirilmesi, çok özür dilerim. Kişiliğin değerlendirilmesi spesifik maalesef ki bir özgül soru yöntemi yok. Ama tabii ki gelişmiş, geliştirilmiş klinik görüşmeler var, yapılandırılmış görüşmeler var, test araçlarımız var. Ama baktığımızda bize ipucu verecek şeyler neler? Yaşam biçimi, olaylara karşı tutum ve değer yargılar önemli. Görüşme esnasında hastanın ses tonu, yüz ifadesi, duruşu bizlere önemli ipuçları verebilir arkadaşlar. Örneğin histrionik kişilik bozukluğunda daha abartılmış, dramatik ses tonu olan davranışlar, şizoid kişilik bozukluğunda kişinin göz göze gelmekten çekinmesi, obsesif kompulsif bozuklukta artık sizi yıldıracak kadar ayrıntıcılık, detay ve görüşmeyi kontrol altına alma isteği, paranoid kişilik bozukluğunda yine gururlu duruş, çevresel savunucu konuşma biçimi, antisosyal kişilik bozukluğunda da çevreyi suçlama eğilimi dikkat çeker. Bunlar sadece çok küçük örnekler ama dikkatli olursak eğer bu örneklerle bile oldukça bakış açımız değişebilir. Bir diğer taraftan yine haklılık çabası, çevreyi suçlama, sorunun çevreden geldiği ile ilgili katılaşmış inançlar, kendi davranışlarından pek yakınmaması, değişmek için çaba sarf etmemesi ve çevreyle sürekli çatışmayı sürdürmesi, güç durumlardan ders almaması ve aynı durumların tekrar tekrar yaşanması, sorumluluktan kaçması, yakayı bir şekilde kurtarmayı bilmesi, antisosyal davranışlar gösterdiğinde suçluluk hissetmemesi, alkol, maddeye düşkünlük, ilişkilerinde ve terapide sık sık eyleme vurması diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi kişiliğin değerlendirilmesinde birinci eksen tanısının varlığı, uyum bozukluğunun birinci eksen ruhsal bozukluğa mı yoksa kişilik bozukluğuna mı bağlı olduğu kafamızı çok karıştırabilir. Bu nedenle kişilik bozukluğu tanısına yönelik arkadaşlar bir değerlendirme yapacaksak mutlaka ve mutlaka hastalık öncesi döneme ait kişilik yapılanmasının, davranış kalıplarının öğrenilmesi gerekiyor. Burada aile yakınlarıyla da görüşmenin önemi oldukça göz önüne çıkıyor diyebilirim. Şimdi kişiliği değerlendirme araçları var. Bunlar neler? SKİT-2 dediğimiz yapılandırılmış bir klinik görüşme yöntemi. Oldukça emekli ve bunun için özel eğitimimiz olması gerekiyor. Yine MMPI, mizaç karakter envanteri, yani şema ölçeği gibi farklı ölçekler var. MMPI
yay çok değerli bir, ben çok değerli buluyorum açıkçası. Yakında bununla ilgili de bir eğitim planlaması yapılmıştı ancak tarihimiz henüz net değil. Kişilik yapısında da güzel yapılmış bir MMPI sonucunda oldukça bakış açımız da değişebilir. Yine diğer projektif testleri de kullanabiliriz arkadaşlar eğer kliniğinizde kullanıyorsanız. Peki tanı koymak neden önemli diye baktığımız zaman yanlış tedaviler uyguluyoruz kişilik bozukluğunu gözden kaçırdığımız zaman ve kişilik bozukluğu olan kişilerin kendileri toplum ve toplum için ortaya çıkarabilecekleri önemli riskler fark edilmeyebilir. Burada paranoid yapıya bağlı düşmanca tutumlardan tutun da ağır bir kişilik bozukluğunda suisit girişimine kadar bunların hepsi ruh sağlığı profesyonellerinin bence sorumluluğunda. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Gelen her hastada özellikle birazdan da bahsedeceğim gibi intihar davranışı, intihar düşüncesi var mı? Kişilik bozukluklarında da çok sık gördüğümüz için mutlaka arkadaşlar gözden kaçırmamamız gerekiyor. Ve komorbiditenin çok sık görüldüğü kişilik bozuklukları psikiyatrik hastalıkların tekrarlanmasındaki önemli sebeplerden biridir. Kronik depresyonu olan ya da yenileyici depresyonu olan birinde alttaki kişilik yapısını göz önünden kaçırırsak eğer maalesef ki yaşam kalitesi oldukça bozulabilir. Şimdi tanı ve sınıflandırmaya baktığımız zaman kişilik bozukluklarında farklı bir sürü tanı kategorisi var. İşte kategorik mi demişler, boyutsal mı demişler. Şöyle birazcık bir eskiden bugüne getirdiğimiz zaman Gunnarsson kişilik bozukluklarının şiddeti ve eşcinsellikte bozulmaya göre hiyerarşik bir modelle sınıflamış. Burada obsesif kompulsif bozukluk, histrionik kişilik bozukluğu, kaçıngan kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozuklukları normale yakın olarak değerlendirmiş. Şizoid kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğunu orta düzey olarak değerlendirmiş. Şizotipal kişilik bozukluğu ve paranoid kişilik bozukluğunu ise psikoza yakın spektrum bozuklukları olarak değerlendirmiş. Kernberg ise arkadaşlar kişilik patolojilerini psikodinamik yapı ile açıklayan kategorik ve boyutsal özellikler içeren bir sınıflama oluşturmuş. Bunun sınıflandırmasında ise şunlar var. Orta düşük düzeyde karakter bozulması ile giden nevrotik grup olarak histrionik kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu, daha şiddetli sınır durumları, işte borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, pasif agresif kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve şizoid kişilik bozukluğu olarak sınıflamış, bir diğer grubu da psikotik organizasyon olarak değerlendirmiş arkadaşlar. ICD ve DSM-5'te kişilik bozuklukları kategorik olarak sınıflandırılmış. DSM-5 için daha boyutsal çalışmalar, yaklaşımlar olsa da Amerikan Psikiyatri Birliği bunun klinikte kullanımının zorluğuna değinerek tekrar kategorik bir yaklaşımla DSM-5'i oluşturmuş. Fakat kategorik yaklaşımı savunanlar diyorlar ki klinik uygulama için bu yaklaşım daha uygun. Çünkü kategorik yaklaşımı desteklemeyen bazı durumlarla karşılaşıyoruz. Bunlar neler? Mesela aynı kişilik bozukluğu tanısı konan farklı kişilerde belirtiler farklıdır. Hakikaten yani borderline kişilik bozukluğu dediğimiz zaman onlarca yüzlerce farklı özellikle borderline kişilik bozukluğu tanısı koyabiliriz. Yine yüksek oranda birden fazla kişilik bozukluğu. Yani evet sende şu kişilik bozukluğu var deyip işin içinden çıkamayız maalesef. Normal işlev düzeyi ile ilgili sınır net ve tutarlı değil. Hani hep diyoruz ya işlevsellikte bozulma. Kime göre, neye göre bozulma? Ve bu kadar işte kategorik sınıflandırma yapılıyor. Klinikte ise en çok ne tanısı, hangi kişilik bozukluğu tanısı konuluyor arkadaşlar? Başka türlü adlandırılamayan kişilik bozukluğu tanısı. Yani bu demek oluyor ki ben tanıyı koyamadım. Çünkü çok karışık, hiçbir yere uyduramıyorum. Histrionik kişilik özellikleri de var. Oradan bakınca antisosyal kişilik özellikleri de var ama paranoid gibi de. Nasıl oldu? Çorba. O zaman ne diyeceğiz? Başka türlü adlandırılamayan kişilik bozukluğu. Dolayısıyla kategorik yaklaşımı savunanlar, pardon, boyutsal yaklaşımı savunanlar bu alanlarda kategorik yaklaşımı desteklemiyorlar. Boyutsal yaklaşımı savunanların bir de
şöyle bir bakış açısı var. Diyorlar ki doğadaki haliyle kişilikteki bozulma denen şeyin normalin bir uzantısı olabileceği mümkündür diyorlar. Buna göre normal anormal arasındaki kategorik bir ayrım yoktur. Bir süreklilik söz konusudur diyorlar. Fakat DSM ya da ICD'ye baktığımız zaman ne diyorlar? Tanı var ya da yok şeklinde. Ama biz tabii ki ne yapalım? DSM üzerinden gidelim. DSM'de 5'te arkadaşlar aküme, beküme ve ceküme olmak üzere 10 tane kişilik bozukluğu tanımlanmış ama bunun dışında ek kişilik bozukluklarına da tabii ki yer verilmiş. Şimdi akümeye baktığımız zaman neler var? Garip, sıra dışı özellikli kişilik bozuklukları. Bunlar paranoid, şizoid ve şizotipik kişilik bozuklukları olarak adlandırılıyorlar. Bekümeye baktığımızda dramatik, coşkusal ve yıkıcı grup. Burada neler var? Antisosyal kişilik bozuklukları, sınırda kişilik bozuklukları, histriyonik ve narsistik kişilik bozuklukları var. Çekümeye baktığımız zaman da kaçıngan, obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu ve bağımlı kişilik bozukluklarını görüyoruz. Genel kişilik bozuklukları DSM-5'e göre baktığımızda arkadaşlar aslında konuştuklarımızın bir tekrarı. Tekrar bunları okumayacağım. Sadece slaytlarımda yer vermek istedim. Şu önemli kişilik bozukluğu dediğimiz zaman belki üzerinde durmam gereken şey bu slaytta. Mesela ileri yaşta aniden ortaya çıkan davranış değişiklikleri bir hastalığın habercisi olabilir. Bir beyinde bir patoloji varlığı, herhangi bir demansiyel süreç ya da bir tümör varlığı gibi mutlaka bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi intihar davranışını buraya neden koydum? İlk başta da belirttiğim gibi, evet biz psikiyatrların, psikoterapistlerin en ağrılı yanıdır arkadaşlar intihar davranışı. İntihar davranışı gösteren bir hastasının olması biraz tetiklilik yaratır bizde, huzursuzluk yaratır. Göz ardı etmememiz gerekiyor. O yüzden buraya ben risk etmenlerini de koydum. Çünkü bunların hepsi neredeyse kişilik bozukluklarıyla da ilişkili, kişilik bozukluklarında da görülen durumlar. Peki kısa vadeli intihar için risk etmenleri nelerdir diye baktığımızda, yoğun ve sürekli intihar düşüncelerinin varlığı, ayrıntılı intihar planı, intihara yönelik hazırlıklar, yüksek anksiyete ve panik, alkol madde entoksikasyonu, disfori, ajitasyon, öfke, uykusuzluk, uykuyu mutlaka ve mutlaka sorgulamamız gerekir. Akut zorlu yaşam olayları, önemli kayıpların yıl dönümü, suçluluk hissi, ümitsizlik, psikotik belirtiler, psikiyatrik bir hastalık epizodu içinde olma, hastaneye yatış ve yakın zamanda intihar girişimi arkadaşlar kısa vadeli risk etmenleri olarak karşımıza çıkıyor. Uzun vadeli, buraya yanlış yazmışım, özür dilerim. Uzun vadeli risk etmenlerine baktığımız zaman ise karşımızda neler var? Kişilik bozuklukları var. O yüzden dikkat, lütfen dikkat. Önceki intihar girişimi, ailede psikiyatrik hastalık öyküsü, ailede intihar davranışı, ebeveyn kaybı, şiddet, istismar, ihmal öyküsü, kronik stresörler, dürtüsellik, katı bilişsel stil, sosyal destek yetersizliği, kayıplar gibi durumlarda uzun vadeli, tekrar söylüyorum burayı yanlış yazmışım, risk etmenleri olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi yavaş yavaş artık bu DSM'de bahsettiğimiz kişilik bozukluklarından klinikte karşımıza nasıl çıkıyor, ayrıcı tanılarını nasıl yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz, bunlar üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi paranoid kişilik bozukluğuna baktığımız zaman esas özelliği diğer insanların söz, bakış ve hareketlerini küçültücü ve tehdit edici olarak algılayan haksız duyarlılıktır arkadaşlar. Burada paranoyanın amacı, hani ilk başta savunma mekanizmalarında da demiştik ya özsaygıyı sürdürmek diye. Aslında buradaki paranoyanın amacı düşük özsaygıyı korumayı sağlıyor arkadaşlar. Ben başarılıyım ama insanlar benimle uğraşıyor. Bu kişiler kuşkucudur, güvenli ilişkiler kuramazlar, kendilerini sürekli haklı görürler, kanıt mümkün olmayan bir şekilde çevrelerini suçlarlar, yakınlık kurmaktan korkarlar, cinsel konularda aşırı hassasiyet gösterirler. Çünkü cinsellik aynı zamanda bir yakınlıktır. Patolojik kıskançtırlar, partnerlerinin sadakatini sürekli suçlarlar ve bunun için herhangi bir kanıtları yoktur. Şimdi
Buradaki işte bu paranoya durumunu öncelikle kendilerinin kabul edemediği düşüncelerin başkalarına yönlendirme olarak değerlendirebiliyoruz ve şurası bence çok önemli. Paranoyayı kişilik bozukluğunu bize çok güzel anlatıyor. 1953'te Sullivan demiş ki kişiliğin paranoid transformasyonu başlığı adı altında bir süreç açıklamış ve bu süreçte bireyin kişiliği daha önce katlanamadığı yanlarını kendiliğe ait olmayan disosiyasyon yolu ile gizler. Ancak paranoid süreçte bu yan aniden ben değil diğerleri şeklinde kişiselleştirilir ve kişi disosiyasyon ile kendini korur hale geldiği için diğerlerini suçlar. Böylece hasta kendi kişiliğinin o zamana kadar sıkıntı veren gerçek ve çarpıcı yanlarının tümünü reddeder diyor. Burayı çok değerli buluyorum çünkü paranoya kavramını hakikaten kişilik bozukluklarında bize çok güzel anlatıyor. Burada paranoid kişilik bozukluklarının yine kullandıkları savunma düzeneklerine baktığımız zaman yansıtmalı özdeşim, yansıtma, rasyonizasyon, karşı tepki oluşturma gibi savunma mekanizmaları da sıklıkla karşımıza çıkar ve bunları kullanırlar arkadaşlar. Referans fikirleri ve yanılsamaları vardır. Gerçekçi ve objektif olduklarını savunarak sürekli kendileriyle gurur duyarlar. Güç ve kıdeme önem verirler. Politik rollere yatkındırlar. Çünkü böylelikle kendilerini tehdit edici olarak gördükleri güçlere karşı kendilerini koruyabileceklerini düşünürler. Üst düzeyde işlevselliği olan paranoid kişilik bozuklukları ağır bir acı yaşamadıkları müddetçe ya da çevreleri tarafından yönlendirilmediği müddetçe psikoterapiye başvurmazlar arkadaşlar. Ancak bu kişilerin tabii ki psikotik atak geçirme ihtimalleri yüksektir. Yıllarca paranoid kişilik bozukluğu tanısı göstermiş ama işinde gücünde olan bir hasta 60'lı yaşlarda bir anda şizofreni tablosu geliştirebilir arkadaşlar. Ve paranoid kişilerde de yine değişen oranlarda şizoid ve antisosyal özellikler görülebilir. Belirgin sağrılarının olmamasıyla arkadaşlar ayırıcı tanısına baktığımız zaman ve ergenlik döneminde başlamasıyla sarnısal bozukluktan ayırt edilebilir. Sarnı ve varsınımların olmaması ile işlevselliğin görece korunmasıyla şizofreniden ayrılır. Şizoid kişilik bozukluğu olanlar ise uzak, çekingen ve yalnızdırlar ve paranoid düşünceleri yoktur. Bazı kişilerde yaşam boyu sürer, bazen şizofreninin habercisidir. Geri kalanlarda ise yaşla olgunlaşır, stres düzeyleri azalır ve zamanla erdem ile ilgili ve altruistik özellikler gelişebilir. Şimdi görüşme esnasında neler dikkatimizi çekiyor peki? Gergindirler arkadaşlar, gevşeyemezler. Hadi bir şekilde terapistin odasına geldiler. Afektif olarak kısıtlıdırlar, duygusuz görünürler. Çevreyi, etrafa bir bakarlar. Ne yapıyoruz? Terapist not alıyor mu? Kimlik bilgileri istendi mi? Bunları sorgularlar. Ne yapacaksınız? Neden alıyorsunuz? İşte odada kameraya benzer bir şey gördükleri zaman onu sorgularlar. Ses cihazı olup olmadığını merak ederler. Yani bir türlü o güven duygusunu oluşturamazlar. Yoğun anksiyete ve ajitasyon hallerinde ilaç tedavisi mutlaka gerekir. Ve paranoid düşünceler sarı boyutuna ulaşırsa ek psikolojik belirtiler ortaya çıkarsa arkadaşlar, suicidal ve homicidal düşünceler başlarsa mutlaka tedavinin hastane ortamında yapılması da gerekir. Şimdi burada yalnız bir adam var, tek başına ufuklara bakıyor. Nereye geldik? Şizoid kişilik bozukluğuna geldik. Şimdi şizoid kişiler arkadaşlar, kişilik bozukluklarını da klinikte maalesef çok sık göremiyoruz. Ancak bir şekilde bizim karşımızda oturuyor da olabilirler. Bir bakalım, bir anlamaya çalışalım en azından. Bu kişilerin sürekli olarak terk edilme ve dağılma korkuları vardır. Birinden bir şeyler kabul etmek, denetim altında tutulan bağımlılık eğilimlerinin ve bir beraberlik içinde erime korkularının etkinlik kazanması riskini de beraberinde getirir. Sevgi bir insanla iç içe geçerek kendi kimliğini yitirme ve diğer insanı da yok etme anlamını taşır. Şimdi şizoid kişilerin şöyle bir durumu var. Kendi iç dünyalarında tutarlı bir hayat kurdukları için kendilerini soyutlamaları, başkalarıyla sürdürecekleri yüzeysel ilişkiler sonucu sahte kendiliğin yaşanmasına izin vererek otantik varoluşundan
vazgeçtikleri anlamına geliyor bu kişiler için. Dolayısıyla kendi kabuklarına çekilerek gerçek kendilikleriyle ilişki sürdürmeye devam ediyorlar. Bu kişilerin aşırı soyutlanma ve kaçınma çabaları kapalı tuttukları kendilikleriyle de temas kurmalarını artırıyor. Yine bu kendiliğin diğer kendilik imgeleriyle bütünleşmesini ancak bu yoldan gerçekleştirebiliyor. Bu kişiler yaşam boyu sosyal çekingenlik gösteriyor arkadaşlar. Künt, kısıtlı afetlere dikkat çekiyor. Genellikle izoledirler. Yani soğukluk vardır. Böyle buz gibi hissedersiniz kendinizi. Yakın ilişkiler kurmaktan, topluma karışmaktan kaçınırlar. Kolay ilişki kurmazlar. Afetleri künttür. Yani öfkeleniyorlar mı, seviliyorlar mı, üzülüyorlar mı anlayamazsınız dışarıdan baktığımızda. Yalnız sürdürebilecekleri bir işte çalışabilirler. İlgileri ve eylemleri kısıtlıdır. Kimileri sanata çok yatkındır arkadaşlar ve entelektüel uğraşlara düşkündür. Ancak kimilerinin hem iş dünyası hem de dış dünyası kısıtlıdır. Erkekler genellikle evlenmiyorlar. Kadınlar ise agresif erkeklerle edilgen olmayı kabul ettiklerinden evlenebilirler. Ve hayvanlara karşı büyük bir bağımlılıkları var. Bu da iş dünyalarıyla olan bağlarını da sürdürmelerine neden oluyor. Cinsellik genellikle salt düşlemlerle sınırlı. Kendilerine dönük ve aşırı hayaller içinde olmalarına rağmen gerçekleri kabul etme kapasitelerinde bozulma olmaz arkadaşlar. Yani bir şizofreni hastasında olduğu gibi gerçeklikten uzaklaşmazlar. Peki ayırıcı tanıda neler görebiliyoruz yine? Aynen biraz önce de bahsettiğim gibi şizoid kişilik bozukluğu olan bir kişi şizofreni kliniği geliştirebilir. İzole olsalar bile iş hayatında başarılı olmaları ve sarnı ve varsanımlarının olmaması nedeniyle de şizofreniden ayrılırlar. Paranoid kişilik bozuklukları daha dışa dönüktür. Ve sosyal ilişkileri daha iyidir şizoidlere göre. Daha başarılı olabilirler. Bilişsel ve algısal bozuklukların ve ilişkilerdeki tuhaflığın olmaması ile şizotip halden ayrılırlar. Şizoid kişilik bozukluğunda en çok dikkat etmemiz gereken ayrıcı tanıda hangi kişilik bozukluğu var arkadaşlar? Kaçıngan kişilik bozuklukları var. Kaçıngan kişilik bozuklukları da yakınlık kuramazlar ama ancak kaçıngan kişilik bozuklukları yakınlık kurmayı isterler. Fakat reddedilme veya beğenilmeme duygusuyla yakınlaşmaktan uzaklaşırlar. Şizoid kişilik bozuklukları erken çocukluk döneminde başlayan kişilik bozukluklarından birisi. Genellikle nadiren dediğim gibi karşımıza çıkabilirler. Ancak terapistle bir şekilde bir araya geldiler. Terapist de onların sınırlarını ihmal etmeden, onların iş dünyalarına girmeden, öznel dünyalarındaki o işgali gerçekleştirmeden eğer devam ederse şizoid kişilik bozukluğu hastaları terapilerine sadık kalabiliyorlar. Güven zamanla gelişebiliyor ve güven geliştikçe de iç dünyalarını, hayali arkadaşlarını ve dayanılmaz bağımlılık korkularını dışa vurabiliyorlar. Zaman zaman antipsikotikler, antidepresanlar ve psikostimülanlarla tedavi yapılabilir arkadaşlar, desteklenebilir. Şimdi şizotipal kişilik bozukluğu çok önemli bir kişilik bozukluğu arkadaşlar. Karşımıza çok çıkabilir. Neden çok önemli diyorum? Çünkü şizotipal kişilik bozukluğu şizofreninin kardeşi gibidir. Şimdi de bahsedeceğim. Şimdi şizofreni yelpazesi içinde yer almaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Kişilik bozukluklarından şizofreniyle en güçlü genetik bağlantıya sahip olan kişilik bozukluğudur. Referans düşünceleri, büyüsel düşünceler, acayip inanışlar, tuhaf algısal yaşantılar gibi bilişsel veya algısal çarpıklıkların ve alışılmışın dışında davranışların yanı sıra yakın ilişkilerden rahatsızlık duyan ve ilişkilere girebilme yetisinde bozulmayla giden bir örüntü olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Şizotipal kişilik bozukluğu bir kişilik bozukluğu mu? Yoksa çok farklı şizotipi boyutlarının bir araya geldiği, yoğun olarak görüldüğü, ilerleyici olmayan bir şizofreni spektrum bozukluğu mu? Bu konu tartışılıyor ve artık daha çok bu konu üzerinde duruluyor. Buradaki şizotipi kavramını nasıl adlandırabiliriz? Tıpkı şizofreni gibi farklı boyutlarının olduğu ve bu boyutların klinik olmayan popülasyonda ve psikoz riski altındaki bireylerde yaygın olarak karşılığının
olduğu gösterilmiş. Yani şizotipal kişilik bozukluğu toparlayacak olursam bir kişilik bozukluğu mu ya da şizotipi boyutlarının bir arada bulunduğu bir şizofreni spektrum bozukluğu mu tartışılmakta, ancak daha çok bu konu üzerinde durulmaktadır. Bu kişilerin garip büyüsel inançları vardır. İşte telepati, altıncı his, alınganlıkları vardır, kuşkuculukları vardır, üstüne alınma gibi fikirler görülebilir, algı yanılsamaları vardır, konuşmaları çevresel tesaldir, aşırı metaforik ve duruma uyumsuz acayiptirler, garip ve değişik bir tip izlenimi bırakırlar, ilişkileri kısıtlıdır, duygulanımları genel olarak kısıtlı, kimi zaman da uygunsuzdur, stres altında psikotik belirtiler gösterebilirler arkadaşlar. Ayrıcı tanıda diğer AKM kişilik bozukluklarını ve şizofreniyi mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Paranoid ve şizoid kişilik bozukluğundan psikoz benzeri belirtilerinin olması ile ayrılıyor. Sınırda kişilik bozukluğu olan hastaların da kimi zaman paranoid ve disosiyatif belirtileri vardır. Ancak bunlar genellikle insan ilişkilerinde hayali kırıklıklar ve yoğun duygusal patlamalarla giderler. Şizoid kişilik bozukluğunda ise yoğun duygusal oynamalar görülmez. Terapistlerin dikkatli olması gereken, tekrar söylüyorum, bir kişilik bozukluğu türüdür. İlaç tedavisi sıklıkla gerekiyor arkadaşlar. Kişilerin psikiyatr tarafından takip edilmesi, aileyle işbirliği yapılması, psikotik ataklara hazırlıklı olunması, psikotik atakların şiddetlendiği durumlarda ise hastaneye yatışlarının gündeme getirilmesi mutlaka ve mutlaka gerekiyor arkadaşlar. Evet, nereye geldik? Diyor ki neden sizi işe alalım diyor. Onu da mı bağ soruyorsun diyor şimdi bu abimiz. Antisosyal kişilik bozukluğuna geldik arkadaşlar. Dışarıdan normal ve aynı zamanda sevimli ve cana yakın görünebilirler. Bakıyoruz çok sevimli görünmüyor aslında. Toplumsal kurallara ters düşen, suç sayılan özellikler gösterirler. Ancak bu direkt suç işleme ile eş anlama gelmez. Doğru ifade ise şu: kişinin ergenlik ve erişkinlikteki pek çok dönemlerini kapsayan sosyal normlara uyum yetersizliğidir arkadaşlar. İnsan ilişkilerinde başlangıçta girişken, canlı, ilgili, bilgili gibi görünseler de bir süre sonra bencil ve sorumsuz davranışlarıyla bütün bu özellikleri yerle bir olur. Zeki ve yetenekleri olsalar da hevesleri, sorumsuzlukları nedeniyle de bir işte uzun süre devam edemezler. Çocukluk çağında yalancılık, hırsızlık, evden kaçma, kavgacılık davranışları gösterirler. Yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve davranım bozukluğu olanlarda da yetişkinlik döneminde antisosyal kişilik bozukluğu riski artmıştır. Sık sık karakola düşerler. Hatalarından ders almazlar. Kavgacılık, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık bu kişilerde vardır. İlişkileri sürekli ve tutarlı değildir. Aldatırlar. İmpulsif davranışlar sergilerler. Süper ego adeta gelişmemiş gibidir. Suçluluk hissetmezler. Olsa bile yüzeyel ve geçicidir. Bir başka deyişle de içten yargılama ve öz denetimleri zayıftır arkadaşlar. Dıştan gelen engel ve yargıları aldırmazlar. Dürtüsel doyum ve haz ilkesi her şeyin üstündedir. Tüm güçlü kontrol, yansıtmalı özdeşim, manipülasyon, disosyasyon, rasyonizasyon gibi savunma mekanizmaları kullanırlar. Genellikle yeni suça eğilimli ya da bağımlı ailelerin çocuklarında görülür. Bir kısmı yuvalarda ve kimsesizler yurdunda yetişmiştir. Cinsel çapkınlıkların çoğunda, mahkumların çoğunda antisosyal kişilik bozukluğu vardır arkadaşlar. Biyolojik ebeveynlerde antisosyal kişilik bozukluğu var ise başka bir ailede yetişmiş olsa bile antisosyal kişilik bozukluğu yetişme riski 5-10 kat artmaktadır arkadaşlar. Davranış bozuklukları, dürtüsellik 40-50 yaşından sonra azalır, ancak sorumlu yaşam bir miktar yatışsa da bencillik ve sorumsuzluk sürer. Klinikte karşı cinsteki klinisyenleri kişiliklerinin baştan çıkartıcı ve renkli yanlarıyla etkilemeye çalışırlar. Hem cinslerine karşı ise manipülatif ve talepkardırlar. İntihar girişimleri ve somatik uğraşıları vardır. Doğruyu söylemezler, güvenilmezdirler. Pişmanlık yoktur ve vicdansızlık ön plandadır. Beküme kişilik bozuklukları intihar riski açısından oldukça riskli. Borderline kişilik bozukluğu başta olmak üzere antisosyal kişilik bozukluklarında da intihar davranışlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca tanıda yine Beküme'den narsistik kişilik bozukluğu var. Ancak kibirli, başkalarının duygularını aldırmayan tavırlarıyla narsistik kişilik bozukluğu ile benzerlik göstergese de narsistik kişilik bozukluğunda saldırgan tavırlar ve çocuklukta davranım bozukluğu öyküsü genellikle yoktur.
Şimdi manipülasyon dediğimiz bir durum var antisosyal kişilik bozukluklarında. Bunları günlük hayatta da çok sık görebiliyoruz. Şimdi psikopatik manipülasyon ile histriyonik ve sınır durumlarda görülen manipülasyon arasında çünkü her üç kişilik bozukluğunda da manipülasyon görebiliriz. Ancak antisosyal kişilik bozukluklarında görülen manipülasyon kasıtlı olarak yapılan bir başkasını kullanma girişimi iken diğerlerinde spesifik bir manipülatif niyetin nispeten farkında değilken başkalarının kullanılmış hissettirirler. Burada niyet önemli. Yani antisosyaller özellikle bir başkasını kullanma amacıyla manipülatif davranışlar sergiliyorlar arkadaşlar. Ve psikotik ya da duygu durum bozukluklarında yasa dışı davranışlar görülebilir. Bu tür durumlarda da antisosyal kişilik bozukluğu tanısı koyulamaz. Yine madde kullanım bozukluğu da suça eğilim görülebilir. Bu durumda da her iki tanı da kişiye koyulabilir arkadaşlar. Şimdi geldik en çok karşımıza çıkan kişilik bozukluklarından birisi borderline kişilik bozuklukları diyeceğiz. Bireyin kimlik duygusunda, ilişkilerinde, duygulanımında yaygın ve süren bir dengesizlik belirgindir. Cinsel, mesleksel, toplumsal kimliklerinde derin güvensizlik, tutarsızlık görülür. Kimlik bütünleşmesi sağlanamamıştır. Çabucak düş kırıklığına uğrarlar, bunaltı ve çökkünlük yaşarlar, belirsizliğe katlanamazlar, doyumu erteleyemezler. Boşluk hissi çok net anlatır arkadaşlar. İçlerinde koskoca bir boşluk olduğunu, onları ne yaparlarsa yapsınlar dolduramadıklarından sıklıkla bahsederler. Yalnızlığa toleransları yoktur. Terk edilmekten korkarlar. Yalnızlığa dayanamazlar. Yalnızlık hislerini gidermek için gelişigüzel arkadaşlık kurabilirler. Rastgele cinsel ilişkiler geliştirebilirler. Bir yandan çabuk kırılabilirler ama öteki yandan da omnipotent özellikleri vardır. Bunu da terapiste hissettirmeye çalışırlar. Yüceltme ve değersizleştirme eğilimleri ile nesne ilişkilerinde dengesiz ve tutarsızdırlar. Bu işte boşluk hissiyle ortaya çıkan bir canlarında acıma hissi, kimlik dağılmasından yakınırlar ve belirttiğim gibi çocukluk çağında iyi ve kötü olarak bölünen ve iç içe atılan nesne tasarımlarının yetişkin yaşamdaki ilişkilere yansıması görülür arkadaşlar. Kişiler ya iyidir ya kötüdür. İyiler sevilir, kötüler değersizleştirilir. Böylece sevgi, nefret, yüceleştirme, değersizleştirme eğilimleri ile inişler ve çıkışlar sık sık karşımıza çıkar. İlkel savunma düzenekleri kullanırlar. Bunlardan en sık bölme, yansıtmalı özdeşim, ilkel idealizasyon ve değersizleştirme ve disosyasyon karşımıza çıkabilir. Sıklıkla kriz durumundadırlar. Duygulanımları dalgalıdır. Davranışları önceden kestirilemez. Genellikle kederli bir yaşamları nedeniyle sık sık kendilerine zarar verirler. Kendilerine zarar vermelerinin altında aslında ruhsal acılarını unutma arzusu da vardır. Bu her türlü zarar olabilir arkadaşlar. Burada dürtüsel yeme bozukluğundan tutun da kendisinde sigara söndürme, kendini kesme ya da bir şekilde hastalıklara yol açacak davranışlarda bulunma ya da riskli eylemler yapma, hızlı araç kullanma gibi çeşitli dürtüsel davranışları görebiliyoruz. Yine eşlik eden bunaltı, madde kullanım bozukluğu, yeme bozuklukları, somatoform bozukluklar ve psikotik bozuklukların eklenmesi de tanıyı güçleştirir arkadaşlar. Şimdi borderline kişilik bozukluğu etiyolojisine değinmeden geçemeyeceğim. Literatür incelediğinde etiyoloji hakkında şaşırtıcı sayıda farklı fikirlerin olduğu görülmekte. Bunların sadece bir kısmı şunlar: bünyesel ve nörolojik yatkınlıklar, Maher'in betimlediği ayrılma bireyleşme döneminde görülen gelişimsel başarısızlık, bozuk aile sistemlerinde üyeler arasındaki zayıf sınırlar, travma ve özellikle de ensest literatürde etiyolojide karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Şimdi genellikle ek bir ruhsal hastalık varlığında kliniğe başvururlar ya da bir ötekinin zorlamasıyla getirirler. Terapiden beklentileri hızlıca iyileşme isteği ve acılarının dindirilme arzularıdır. Ve ya da
diyebilirim. Terapiye getiren kişilerin baskılarından kurtulmaya çalışırlar. Borderline kişilik bozukluğunda arkadaşlar aralıklı hastaneye yatış ihtiyacının olması mutlaka ve mutlaka akıllı tutulması gereken bir durum. Bu bir terapötik başarısızlık olarak değerlendirilmemelidir. Bütün hastalar için hastaneye yatış gerekli değildir ancak bir hastaneye ulaşabilirlik, bu yolun hazır bir biçimde kullanılması ayaktan tedavi öncesinde mutlaka sağlanması gereken bir durum. Maalesef ki özellikle mesleğin başında olan kişilerde de çok hoyratça borderline kişilik bozukluğu terapisi yapıyorum diyen yaklaşımlar maalesef ki görüyoruz ama riskli arkadaşlar. Cem hocam çok güzel bir şey der. Borderline kişilik bozukluğu olduğunu düşündüğün zaman arkanı dön ve kaç der. Dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu kişilerin bir şekilde destek alması lazım. Amacımız bırakalım takip etmeyelim değil ama güvenilir bir ele teslim ederek bir psikiyatr eşliğinde kurumsal bir yer olabilir, yatış ihtiyacının karşılanacağı bir yer olabilir. Yani biraz daha az cesur olmamız gerekiyor borderline kişilik bozukluğu tedavisi yaparken arkadaşlar. Çünkü kişilik bozukluklarında da intihar riski en fazla görülen kişilik bozukluğu denilebilir. Ayrıcı tanıda neler var? İşte histrionik kişilik bozukluğunda ani duygusal oynamalar ve istediğini yaptırmak için başkalarını kullanmaya yönelik davranışlar görülür. Ancak kendine zarar davranışları ve öfke boşluk hissi histrionik kişilik bozukluğunda daha azdır arkadaşlar. Narsistik kişilik bozukluğu kolay kırılabilir ancak tutarlı bir kimlik duygusu vardır. Fakat borderline'larda bu tutarlı kimlik duygusu yeterince gelişmemiştir. Bağımlı kişilik bozukluğu ve borderline kişilik bozuklukları yalnız kalmaktan korkarlar. Ancak bağımlı kişilik bozuklukları daha çok boyun eğen bir tavır sergiler ve bakım ihtiyacını karşılamak için diğerinin varlığına ihtiyaç duyar. Borderline kişilik bozukluğu ise boyun eğmekten öte daha çok dürtüseldir ve yalnız kaldıklarında şiddetli öfke patlamaları yaşayabilirler arkadaşlar. Zaman zaman psikozu düşündüren algı bozuklukları, disosyatif yaşantılar ile şizofreniyle karışabilir ancak bu belirtilerin çok uzun sürmemesi, fırtınalı yaşam biçiminin olması ve duygularında aşırılık bulunması ile şizofreniden de ayırt edilebilir. Bir diğer ayırt tanıda aklımıza gelen şey arkadaşlar duygu durum bozuklukları, bipolar bozukluklarla borderline kişilik bozukluklarının hem birlikteliği de çok fazladır, birbirlerine de çok karışabilir. Mutlaka bunun da aklımızda bulunması gerekiyor. Çok güzel bir resim bence. İlkinde antisosyal kişilik bozukluğu böyle hemen yaramazlık yapacak, birine bir zarar biri verecek bir çocuk. İkincisinde mutsuz bir çocuk. Bunları tabii erişkin olarak da değerlendirebiliriz ama aslında her şey çocukluğa gittiği için. Histrionik kişilik bozukluğu gördüğünüz gibi gayet mutlu, süslü püslü bir kadın. Narsistik kişilik bozukluğu da giyinmiş kuşanmış özgüvenli duruyor. Nereye geldik? Histrionik kişilik bozukluğuna geldik. Histrionik kişilik bozukluğu arkadaşlar, histrio Latince'de aktör, oyuncu anlamına gelmekte. Bu kişiler dikkati üzerine çekme isteği ve çabaları, olayları büyütmeye, dramatize etmeye, hatta yalan öyküler anlatmaya eğilimlidirler. Abartılmış duygusal tepkiler, beden ve yüz hareketleri gibi özellikler görülür. Gösterişli, çekici olmaya çalışırlar. Ben merkezci ve narsizm eğilimleri fazladır. Sedüktif, başkalarını baştan çıkartmaya yönelik davranışlarıyla dikkat çekerler. Genel olarak yapaylık ve yüzeyellik ilişkileri hakimdir arkadaşlar. Cinsel korkuları var olsa da dışarıdan böyle hissedilmezler. İnsan ilişkilerinde saf telkine yatkın ve bağımlıdırlar. Aslında şefkat ve sevgi açlığı gösterirler fakat olgun dengeli ilişkiler kuramazlar. Represyon ve disosyasyon gibi savunma düzenekleri kullanırlar. Narsistik kişilik bozukluğu ve borderline kişilik bozukluğu ile karışabilir. Dikkat çekmek için pasif ve bağımlı olabilirler. Narsistik kişilik bozukluğunda benlik algısında büyüklük, kendini önemli görme baskındır. Başkalarını önemsemezler. Borderline kişilik bozukluğunda ise kendi çıkarları için başkaları kullanma eğilimleri, dikkatleri üzerlerine çekme uğraşları gibi histrionik özellikler bulunur. Ancak bu hastalarda kendilerine zarar davranışları, verme davranışları, öfke patlamaları, kısa psikotik ataklar ve boşluk hissi daha belirgindir. Histrionik kişilik bozukluklarına yine somatoform bozukluklar sık görülür ve cinsel istismar öyküsü fazladır arkadaşlar. Histrionik kişilik bozukluğunda dikkat etmemiz gereken şey ne?
Dışarıdan bu kişiler bakımlı, süslü püslü görünseler de içlerinde aslında çok büyük bir acı vardır arkadaşlar. Eğer bu acı terapist tarafından fark edilir, kişi anlaşılmaya çalışır, yargılanmazsa terapiye bağlılıkları da hem çok iyi olur hem de terapiden çok da fazla yarar görebilirler. İntihar riski fazladır. Sıklıkla gözden kaçabilir dışarıdan depresif tema hissedilmediği için. O yüzden alert olmamız gerekiyor yine aynı borderline kişilik bozukluğunda olduğu gibi. Şimdi geldik nereye? Narsistik kişilik bozukluğuna. Süremizi biraz aşıyoruz arkadaşlar. Ancak Cem hocamızdan izin aldım. Konu uzun olduğu için birazcık geç bitireceğiz. Şimdi diyor ki ayna var mı? Benden başka yakışıklı olan diyor. Kadın da diyor ki ben de diyordum beni kimle aldatıyor diye. Narsist herif işte diyor. Nereye geldik? Narsistik kişilik bozukluğuna geldik. Narsistik kişilik bozukluğunu da yine klinikte sıkça görebiliriz arkadaşlar. Bu kişiler kendilerini fiziksel ve ruhsal yönden aşırı beğenen, üstün gören, sürekli beğeni ve ilgi, onay bekleyen, gittikleri her yerde özel ilgi göreceğini, üstün bir yeri hak ettiğine inanan kişilerdir. En güzel, en özel, en yakışıklı, en başarılı olan onlardır. Ve derler ki sizi o kadar çok araştırdım ki bu alanda en iyi işi siz yapıyor musunuz? O yüzden size geldim. Bu hemen terapiste bir olumlu bir his uyandırsa da hop diye aklımıza gelmesi gerekiyor. Yani kendisine layık olabilmeniz için sizin en iyi olmanız gerekiyor. Yani bu gerçekçi bir övgü değil. Böylesine yoğun özsevsel beklentiler içinde kuşkusuz hayal kırıklıkları ve incinmeler vardır. Evet karşımıza çıkabilir ancak bu kişiler benim narsistik kişilik bozukluğum var, kişilik ilişkilerinde sorun yaşıyorumla gelmezler. Genellikle öz saygıları çabuk kırıldığı için, kırılganlıkları fazla olduğu için bunaltı ve depresyon geliştirebilirler, kaygı geliştirebilirler yoğun bir şekilde. O yüzden karşımıza çıkarlar ama altındaki biz bu temayı mutlaka görmemiz ve hissetmemiz gerekiyor. Eleştiriye dayanamazlar bu kişiler. Kendilerini yüceltmek, daha üstün görmek ve göstermek için başkalarını kullanırlar. Arkadaşlıkları bu yönde çıkar sağlamak içindir. Başkalarının duygu ve düşüncelerinin gereksinimlerine önem vermezler. Tedavide özel ilgi beklerler. Terapistin özel numarasını isteyebilirler. Görüşmeyi uzatmak isteyebilirler. Arada çıkar gelirler. Mesela onları hemen her geldiklerinde alacağımızı zannederler. Tabii ki sınır koymamız çok önemli. Kendi yollarını çizerler. Sıklıkla hırslı ve ün peşindedirler. Yüksek düzeylerde işlevselliğe sahip olan narsistik kişilik bozukluğu kişiler vardır arkadaşlar. Bunlar şirket yöneticileri, akademisyenler, sanatçılar, bürokratlar olabilirler. Empati göstermekten yoksundurlar. Sempati yapıyormuş gibi görünürler ancak bu samimi ve sahici değildir. Borderline kişilik bozukluğu hastalarından daha az anksiyete sahip ve daha stabil bir hayatları vardır. İntihar riski borderline kişilik bozukluğunda daha yüksektir. Narsistik kişilik bozukluğunda daha az. Ek işte depresyon gibi ek belirtiler varsa, ağır bir ruhsal durum varsa ancak karşımıza çıkabilir. Antisosyaller daha çok başlarını derde sokarlar. Alkol madde kullanım bozuklukları sıktır. Narsistikler bu konuda daha akıllı davranırlar. Yine histrionik kişilik bozuklukları da manipülatif ve teşhirci yanları ile benzerlik gösterirler. Bir diğer özellik de yaş ilerledikçe diğer kişilik bozukluklarında adaptasyon, uyum daha kolay olabiliyor dedik. Ancak narsistik kişilik bozukluğunda dış görünüşleriyle çok fazla haşır neşir oldukları için adaptasyon sorunu yaşayabiliyorlar ve orta yaş krizlerini şiddetli geçirebiliyorlar. Özellikle bu dönemlerde de yoğun depresyon görülebiliyor. Şimdi 10 tane DSM'deki bu A, B ve C kategorisinde sınıflandırdığımız arkadaşlar kişilik bozukluklarını anlattım size. Nereye geldik? Şimdi ek 3 tane daha kişilik bozukluğu anlatacağım. Kaçınan kişilik bozukluğu. Kaçınan kişilik bozukluğu da aslında çok fazla gördüğümüz bir kişilik bozukluğu. Toplum içinde olumsuz değerlendirilmekten korkan, utangaç, çekingen, kendilerini fazla gözlemleyen, sürekli başkalarının gözünden kendilerini merak eden kişilerdir. Toplumda çirkin, anlamsız görünmekten, yanlış bir şey yapmaktan korkarlar, heyecanlanırlar. Yüzleri kızarır, elleri titrer, toplumsal ilişkilerden kaçınırlar. İstemedikleri halde yalnız kalırlar. Risk almaktan yani
etkinliklerden uzak dururlar. Toplumsal ve iş yaşamları bu durumdan etkilenir. Görüşmede gergin ve sinirlidirler. Anksiyetelerinden bahsederler. Çabuk gördükleri, kabul gördükleri ne hissettikleri zaman da rahatlarlar. Ancak yine de klinisyenin yorum ve önerilerine karşı kırılganlık gösterirler. Oldukça sık geleneksel çevrelerde de takdir gören bir yapı, hanım hanımcık, çok beyefendi, ağzı var dili yok gibi söylemlerle karşımıza çıkabilir. Az önce belirttiğim bütün özellikler sosyal anksiyete, sosyal fobiyi de anlatıyor. Birbirine karışabilir, bir arada bulunabilir. Ancak ayırıcı tanısına baktığımız zaman sosyal fobi bir bunaltı bozukluğu olup yaşamın herhangi bir döneminde başlayabilir. Özgün ya da genel olarak toplumsal durumlarda büyük bunaltı duymakla ilgili bir durumdur. Kişi yakınır ve çözmek için yollar arar. Kaçıngan kişilik bozukluğunda ise genel olarak toplumdan, insanlarla ilişkilerden kaçınmayı içeren uzun süreli bir yaşam vardır. Bir kişilik örüntüsü vardır arkadaşlar. Bu arada özür dilerim, daha çekmeyi bitirmedik. Bir an zamanımız daraldı diye ben heyecan yaptım. Şöyle, evet. Kaçınganlara devam edeceğiz. Bağımlı kişilik bozukluklarına geldik arkadaşlar. Bunlar yalnız başlarına karar veremezler, özerk girişim yapamazlar, eyleme geçemeyen, sorumluluk alamayan bu kişiler yetişkinlik çağında doğal beklentileri karşısında çocuk gibi çaresizdirler. Yakınlarının karar vermesini beklerler. Şimdi bu sorumluluk alma kısmında kısaca bir hastadan bahsetmek istiyorum. Biraz da intihar girişimiyle geldi. Kızı 9 yaşındayken komşusuna gitmiş. Komşusu tarafından bir maalesef ki tacize uğramış. Kızı bunu ergenlik dönemine geldiği zaman annesiyle paylaşıyor. Ve annesi bir anda dramatik olarak ağır bir depresyona girip intihar girişiminde bulunuyor. Birazcık öyküyü araladığımız zaman karşımıza şu çıkıyor. Çocuğunun yaşadığı durum onu tabii ki üzüyor ama diyor ki o gün onun oraya gitmesine ben izin verdim. Yani sorumluluğu kendisi aldı ve sonunda da böyle bir durumla karşılaştı. Dolayısıyla buradaki bu yapı daha çok işte süperego yani obsesif kişilik yapılanması gibi hani kendini suçlaması öyle görülse de aslında burada bu karar verme durumu borderline bağımlı kişilerde çok fazla zorluk yaratan ve sonuçlarının da çok dramatik olduğu durumlar olarak değerlendirebiliriz. Bu bahsettiğim kişi bu durumu eşiyle paylaştı. Eşi dedi ki hayır benden izin alsa zaten sürekli görüştüğümüz kişilerdi ben de izin verecektim derken bir anda işte birazcık görüşmeyle kişi dramatik bir şekilde depresyona girdi. Dramatik bir şekilde de depresyondan çıktı. Bağımlı kişilik bozuklukları evet hep veren kişiler gibi algılamakla birlikte aslında onların esas dertleri almaktır arkadaşlar. Sanki insanlar onlara borçlu gibidirler. Adeta küçük bir çocuk gibidirler. Yine oral dönemde bağımlılık fiksasyon durumundan bahsedilebilir. Aşırı korunan, aşırı verilen özerklik ve girişim yetileri kısıtlanarak büyütülmüş ailelerdir. Geleneksel ve yarı geleneksel ailelerde daha çok olmakla birlikte çocukların kısıtlanmasıyla, engellenmesiyle, soru sormalarının engellenmesiyle ortaya çıkabilir. Bağımsız davranma, düşünme, araştırma girişimleri yapma, özerk benlik duygusunun gelişimi sekteye uğrar. Pek çok psikiyatrik hastalık eşlik edebilir arkadaşlar. Kaçıngan kişilik bozukluğuyla da bir arada görünebilirler. Nereye geldik? Diyor ki dağınık ormanda çalışamıyorum. Oturmuş, onları da dizmiş üst üste bekliyor. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu arkadaşlar. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu arkadaşlar bir yaşam biçimidir. Yani burada görüldüğü gibi bunun yaşam tarzı hep böyle. Burada farklı kurallar var, diğer tarafta başka kuralları var. Yani kurallarla geçen bir hayat aslında söz konusu. Düzen, titizlik, mükemmeliyetçilik, kuralcılık, inatçılıkla aşırı katı tutum sergilerler. Başkalarının kurallara uymasını bekleme ve uymadıkları zaman da hoşgörüsüzlükleri vardır. Kararsızlık, erteleme eğilimi, olayları olumlu ve olumsuz yönlerini sürekli tartma biçimi. Bu yüzden de karar vermede güçlükler yaşarlar. İşkoliktirler, hırslıdırlar. Rasyonalizasyon, izolasyon, yapma bozma, entelektüalizasyon gibi temel savunma düzenekleri vardır. Baktığımızda cimrilik ve biriktirme özellikleri vardır mesela. Eşyaları atamazlar. Kuralcılık, ayrıntıcılık, mantıkçılık,
ön plandadır. Ambivalans ve evham ön plandadır. Obsesyon ve kompulsiyonlarının olmayışı ile obsesif kompulsif bozukluktan ayrılabilir. Fakat sıklıkla bir arada da görülebilirler. Yaşam krizi ile birlikte obsesif kompulsif bozukluk ve depresyon gelişme ihtimali de yüksektir. Yine burada bir hastamdan bahsetmek istiyorum. 18 yıllık evli bir çift boşanma aşamasındalar. Kadının isteği üzerine evleri falan ayırmışlar. Yıllarca kurallarla yaşamış kadın artık dayanamaz bir hale gelmiş. İşte stresörler eklenmiş vesaire çocuklarla da ilgili. Şöyle yani evlendiği gün adam demiş ki benim yanımda bacak bacak üstüne atmayacaksın. Bana adımla seslenmeyeceksin ve adamın bütün hayatı kurallarla geçmiş. Hem aile hayatında hem sosyal ilişkilerinde ve bu kişi aynı zamanda da bir okulda yönetici, öğrencileriyle olan ilişkilerinde. Şimdi diyor ki evet ben artık fark ettim, iyileşeceğim. Fakat bir taraftan ben her şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki eşim gelsin. Önce kendisi geldi, daha sonra eşini bir şekilde ikna ettiler. Diyor ki ücret çok fazla düşürme şansımız var mı? Yani hala kontrol etmeye çalışan bir yanı. Maalesef ki var. Zor bir kişilik bozukluğudur arkadaşlar. Terapistleri de çok yorarlar. Ama yine bu kişilerde ilaç desteği yardımıyla biraz o sağlamlaşmış çekirdeği, biraz anlayışlı yaklaşımla belki kırabiliriz. Ama tamamen bir değişiklik söz konusu birazcık zordur açıkçası. Az önce bahsettiğim yere şimdi geldim arkadaşlar. Şimdi nelerden bahsedeceğim size? Üç tane ayrı kişilik bozukluğundan bahsedeceğim. Burada pasif agresif kişilik bozukluğu, sadomasoşist kişilik bozukluğu ve çökkün kişilik bozukluğu arkadaşlar. Baktığımızda pasif agresif kişilik bozukluğu nedir? Öfke, kin, saldırganlık duyguları daha çok edilgin, dirençli davranışlarla dolaylı olarak dışa vurulur. Bu kişiler kendilerinden beklenenlere karşı inatçı, edilgin direniş gösterirler. Bu durum en çok aile ve iş yaşamında belirgindir. Örneğin işlerini zamanında bitiremezler. Ötekinin beklentisi arttıkça daha çok ertelerler. Bunu da unutkanlığa bağlarlar. Örneğin eşin istediği, verdiği bir siparişi çok önemli olduğunu bilmelerine rağmen yanlış alırlar. Eve başka ellerine başka bir şeyle gelirler. Ancak bakıldıkları zaman ellerinden gelen her şeyi aslında yapmışlardır ama sadece ve sadece unutmuşlardır. Fakat bunun altında yatan basit bir unutkanlık değildir. Küserler, surat asarlar, çekişirler, sessizlik, öfke, küskünlük, edilgin direnişin önemli belirtileridir. Hemen işlerini kapanırlar, adeta çocuk gibidirler bu yanlarıyla ve diğer insanları öfkelendirirler. Yeterince anlaşılmadıklarına ve takdir edilmediklerine inanırlar. Sadomasoşist kişilik bozukluğu arkadaşlar, başkalarına eziyet etmeyi ve çektirmeyi ya da eziyet edilmeyi ya da eziyet altında kalmayı yaşam biçimi olarak benimsemiş kişilerdir. Genel olarak bu tür ikili ilişkilerde her iki tip birbirini bir şekilde bulur ve bırakmazlar. Birinde acı çekme, diğerinde acı çektirme tutumları sürer ve bundan da beslenirler. Mazoşist kişi bu ilişkisini bir şekilde sonlandırabilir ancak bu ilişkisi sonlansa bile benzer başka bir ilişkiyle yaşamına devam edebilir arkadaşlar. Bunları sadece ikili ilişkilerde değil, yine işkence yapmaktan haz duyan bir güvenlik görevlisi, yine memurlarını ezen bir amir de bu tür kişilik bozukluğuna sahip olabilir arkadaşlar. Sıklıkla ikisi bir aradadır. Yani sadist bir yaklaşımı olan kişi zamanlı mazoşist eğilimler gösterebilir. Birbiri aralarında geçişler de vardır arkadaşlar. Çökkün kişilik bozukluğuna baktığımız zaman bu da aslında sık görülen bir durum. En belirgin özelliği erken erişkinlik döneminden beri süregiden depresif bilinç ve davranış kalıplarıdır. Sürekli bir mutsuzluk, neşesizlik hali olan, kötümser, mizah duygusu olmayan, hayatı fazla ciddiye alan, eğlenmeyi, hayattan zevk almayı bilmeyen ve bunları kendilerine hak görmeyen kişilerdir. Kendilerine güvenmezler, suçlanmaya, kendilerini değersiz, önemsiz görmeye yatkındırlar. Başkalarına da karşı da olumsuz, yargılayıcı tutumları vardır.
Ayırıcı tabii ki çok önemli. Distimi ile özellikle karışır arkadaşlar. Distimi de uyku, iştah bozukluğu, enerji azlığı, yorgunluk gibi bedensel belirtiler baskındır. Çökkün kişilik bozukluğunda ise insan ilişkileri ve bilişsel özelliklerdeki çökkünlük daha belirgindir. İkisinin bir arada görülme olasılığı da vardır tabii ki. Majör depresif bozukluk ve distimik bozukluk gelişme olasılığı da yüksektir arkadaşlar. Ailede majör depresif bozukluk topluma göre daha sıktır. Hafif çökkünlük bir kişilik bozukluğu mu yoksa duygu durum bozukluğu mu tartışmalı. Duygu durum bozuklukları ilgili de bir döngü varsa, tekrar eden bir süreç varsa aslında birçok klinik durum duygu durum bozukluğu spektrumuna da koyulabilir. Artık hastalıklara daha çok spektrum gözüyle de bakılıyor arkadaşlar. Nasıl şizofrenide bahsettiysem duygu durum bozukluğunda da öyle. Çökkün kişilik bozukluğu da bizim karşımıza depresyon belirtileriyle, üzerine depresyonun eklenmesiyle gelebilir arkadaşlar. Yine kaygı belirtileriyle de gelebilir. Aklımızda bulunması gereken bir hastalık, bir kişilik bozukluğu. Ve yine intihar riski nedeniyle de tabii ki. Şimdi sağ altıma baktığımız zaman nedir, neleri hedeflememiz gerekiyor, amaçları nelerdir? Öncelikle krizlerin yatıştırılması önemli arkadaşlar. Davranışın dengelenmesi ve adaptasyonun sağlanması, toplumsal rehabilitasyonun sağlanması, ruhsal açıdan büyüme, intihar riskinin değerlendirilmesi, yaşam kalitesi ve eşcinselliğin artırılması, psikoz ile giden süreçlerin yıkıcı etkisinin önlenmesi. Tabii ki terapi süreçleri çok detaylı, yatış dönemindeki yaklaşımları çok detaylı ama amaçları en azından bugün size söyleyebilirim bu şekilde. Atladığım bir şey var. Antisosyal kişilik bozukluklarının tedavisini nasıl yapacağız? Çok sık da görülen bir durum olduğu için. Antisosyal kişilik bozukluklarının arkadaşlar tedavisi maalesef güç. Hastane yatışları süreci daha da fazla kötüleştirmekte. Bu konuda bence rehabilitasyon yerlerine ihtiyacımız var. Sadece antisosyal kişilik bozuklukları için de değil. Maalesef ki yataklı psikiyatri klinikleri koşullarımız hem çok kısıtlı hem ulaşamıyoruz ve kişilik bozuklukları tedavisinde bu yüzden çok çok zorlanıyoruz. Ben kendim de bu anlamda yani ulaşılabilirlik yataklı bir kliniğe ulaşılabilirlik zorluğu yaşadığım için zorlanıyorum açıkçası. Ama en azından bütün bu süreçleri aklımızda bulundurur, intihar riskini gözden kaçırmamaya çalışır. Karşımızdaki kişiyi bir kategoriye koymak yerine kategori belirlemeden farklı yani kafamız karışsa da bir kişilik paterni, kişilik bozukluğu olabileceğini unutmadan tedavimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Bir diğer söyleyeceğim şey son zamanlarda belki de uzun süredir olan bir şey. Ergenlere evet ergenlerde kişilik bozuklukları ile ilgili artık daha fazla çalışmalar yapılmakta. Bazen kişilik bozukluklarını oldukça gösteren belirteçler olabiliyor. Fakat ergenliği her zaman ikinci bir onarım dönemi olarak görmek gerekiyor arkadaşlar. Burada kimlik kargaşası yaşayan, zaten dürtüselliği olan bir ergene senin şu kişilik bozukluğun var. Kendiniz eğer ileride bunun kişilik bozukluğu var olduğunu olacağını düşünüyorsanız bile bunu kesinlikle ve kesinlikle ergenlerle çalışıyorsanız söylememek lazım. Şu an çok sayıda belli bir kişilik bozukluğuna tutunmuş ve o olduğunu düşünen belki benden daha çok kişilik bozuklukları tanısını bilen gençlerim var. Onlarla çalışıyorum ama o kadar sistem oturmuş ki yani biz bu çocuklara tam bir onarım sağlayabilecekleri süreçlerde aksine bir davranış kalıbı, olumsuz bir durumla kazandırabiliriz. O yüzden dilimizi çok iyi kullanmamız gerekiyor ergenlerle çalışırken. Buraya da çok dikkat etmemizi istiyorum. Ben epeyce uzattım. Sonuna geldim arkadaşlar. Kısaca chat'i açacağım. Yani belki birkaç soru alabilirim. Yaptığımız bir şey değil normalde. Açtığımı düşünüyorum şu anda.
Evet. Ancak göremiyorum. Sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar. Yavaş yavaş bitireceğim değilse. Sizleri yorduysam, bir yanlışım olduysa affola. Konu yoğun, zamanımız biraz dardı. O yüzden ara ara heyecanlandım. Onunla ilgili bir aksaklık yaşandıysa hepinizden özür diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Oldukça yüksek katılımcılı bir programdı. Kişilik bozuklukları ilaç artı terapi bir arada mı? Soruları okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle kişilik çok güzel bir soru. Kişilik bozuklukları ilaç artı terapi bir arada mı yoksa sadece terapi yeterli mi? Şimdi burada kişilik bozukluklarının nerede olduğu çok önemli arkadaşlar. Bir histrionik kişilik bozukluğu geldi ya da borderline kişilik örüntüsü ağır bir bozukluk düzeyinde değil. O zaman sadece terapiyle devam edilebilir. Ancak intihar riski varsa, psikoza yatkınlık varsa mutlaka ve mutlaka ilaç tedavileri de gerekebiliyor. Tabii diğer hani sadece bu iki durumdan örnek verdim ama mesela ama kalkıp da bir şizotipik kişilik bozukluğuna terapi yapmamamız lazım. Daha derli toplu tutmamız lazım. Çünkü ip üstünde gibidir. Her an dağılabilir, her an psikotik atak geçirebilir ve çok olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz arkadaşlar. O yüzden işte bu anlattıklarım perspektifinden bakacak olursak, tabii biraz da üzerine okumalar yapacak olursak eğer, benim mail adresimden de Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Sizlere bununla ilgili okuma önerileri de yapabilirim arkadaşlar. Biraz bu alanda çalışmamız gerekiyor eğer kişilik bozukluklarıyla çalışacaksak. Ancak dediğim gibi bazı bozukluklara hiç bulaşmamamız lazım. Bazı bozuklukların çünkü kişilik bozuklukların yatarak tedavi edilmesi lazım arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum herkese. Borderline kişilik bozukluğu tedavisi zor mudur hocam demiş. Evet zordur. Borderline kişilik bozukluğu tedavisi oldukça deneyimli olmak gerekiyor. Farklı terapi ekollerini bilmemiz gerekiyor. Duygusal şema terapi eğitiminde borderline kişilik bozukluğu tedavisini de anlatacağım arkadaşlar. Fakat kendinizi lütfen yeterince donanımlı hissetmiyorsanız bir psikiyatra yönlendirmekte fayda var. Terapi yapan bir psikiyatra yönlendirmekte ya da terapi yapmasa bile en azından bir psikiyatr tarafından takibi çok çok önemlidir arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. İlaçla desteklenmeli. Evet, çok güzel yorumlarınız var. Bir kişide aynı anda birkaç kişilik bozukluğu iç içe olabilir mi? Evet, bundan bahsettim. Aynı anda birden fazla kişilik bozukluğunu görebiliyoruz. Borderline ve OKB ilaç tedavisi olmazsa sadece terapi ile tedavi olur mu? Borderline ve OKB derken obsesif-kompulsif bozukluk mu demek istediniz? Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu mu demek istediniz? Bilmiyorum ama kişilik bozukluğu olarak algılıyorum ve her ikisinde de ilaç desteğine sıklıkla ihtiyaç duyuyoruz. Çalışmaya davet eden bir arkadaşımız var. Destek olursak sevinirim arkadaşlar. Tanı ve tedavi için yaş sınırı var mı? Ergenlik dönemi bitmeden, tabii 18 yaş gibi hani deniliyor ama ergenlik süreci de biliyorsunuz uzadı arkadaşlar. O yüzden şöyle bir üniversite bitinceye kadar hastaya senin şu tanın var dememek lazım bence. Tedavi her yaşta başlanabilir. Ne kadar erken temas edersek sorunlarla ne kadar erken karşılaşırsak o kadar fazlaca yararlı olabiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Borderline bozukluğu ve anne bağlanması arasındaki ilişki nasıldır? Çok güzel bir soru. Borderline kişilik bozukluğunda anne bağlanması tabii ki arkadaşlar güvenli bağlanma yoktur. Ama özellikle ayrılma bireyselleşme süreciyle ilgili belki o dönemleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tabii bağlanma ve ayrılma bireyselleşme süreci de birbiriyle alakalı. Bir ara sizlerle ben ayrılma bireyselleşme sürecini konuşmak istiyorum. Belki gözden kaçıyor. Ama evet bağlantılı. Direnç gösteren ve tedaviyi kabul etmeyen özellikle antisosyal kişilik bozuklukları vakaları için süreç nasıl ilerlemeli?
Maalesef ki onlar için yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Kurumsal bir hastaneye yönlendirerek orada kişinin kendisine ya da bir diğer kişiye zarar verebilme durumu nedir, ne değildir, ona göre hareket edilmesi lazım. Ancak bir danışmanlık merkezinde ya da bir tek kişi bir muayenehanede antisosyal kişilik bozukluğu vakaları uygun değil. Ortalama kaç seans olur hocam? Bu kişiye açıklanır mı? Kişiye açıklamak doğru olmaz. Çünkü neyle karşılaşacağımız belli değil. Derya deniz, her an her şeyle karşılaşabiliriz arkadaşlar. O yüzden şöyle demek lazım. Yola bir çıkalım. Yolda karşımıza neler çıkacak? Süreci birlikte göreceğiz demek daha doğru olur. Borderline bipolar ve narsistik kişilik bozuklukları çok benziyor. Temel mekanizma, yani bebeklikteki nesne ilişkileri arasındaki fark nedir? Çok uzunca bir soru arkadaşlar. Bunun için sizleri Cem Hocam'ın psikoterapi eğitimine bekliyorum. Çünkü hakikaten yani bir saate bile sığdırılmayacak bir cevap. Evet, yavaş yavaş arkadaşlar. Hocam kendinizde kişilik bozukluğu var mı? Bunu anlayabiliyor musunuz? Anlayabiliyor musunuz? Bana mı sormuş yoksa kişi kendisi anlayabilir mi? Onu bilmiyorum. Ben kendimde kişilik bozukluğu olduğunu düşünmüyorum. Hastalığı kabul etmeyene nasıl kabul ettirilir? İlla senin şu hastalığın vardır demek doğru olmaz. Ancak yaşadığı zorluklar üzerinden gidilebilir. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar yeni soruları en azından ben bir kapatayım. Çok fazla soru birikti. En azından buradaki sorulara daha sağlıklı cevap vereyim. Çok teşekkür ediyorum Cem Hocam. Sizin de burada olmanız beni heyecanlandırdı. Bir hatam olduysa, eksiğim olduysa affola diyorum. Aşırı derecede yalan söyleyen ve buna kendisi de inanan kişiye tam yani ne olur? Ne olur? Kişilik bozukluğu olarak soruyorsunuz herhalde. Antisosyal kişilik bozukluğu olabilir, borderline kişilik bozukluğu olabilir, histrionik kişilik bozukluğu olabilir arkadaşlar. Borderline bir ergene erken müdahale ile yetişkinlikte ortadan kalkar mı? Evet. Ne kadar erken müdahale edersek arkadaşlar o kadar durumun daha yavaş seyretmesine neden olabiliriz, sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Hocam çökkün kişilik bozukluğunda tanısı konulduktan sonra nasıl bir tedavi yolu izlenmelidir? Öncelikle ayrıştığında diğer depresyon belirtileri var mı nedir ne değildir? Ondan sonra da arkadaşlar bu kişilerin yine duygusal şemalarıyla çalışabiliriz. Ancak hasta ne kadar dağılmaya meyilli, ne kadar depresyona meyilli, çok yoğun çökkünlük yaşıyorsa eğer bilişsel düzeyde ben öncelikle bu kişilerin de ilaç desteği aldıktan sonra arkadaşlar egoları biraz daha güçlendikten sonra terapiye alınmaları gerektiğini düşünüyorum. Her kişilik bozukluğu terapiyle düzelmez dediğim gibi çökkün kişilik bozukluğu da bir taraftan intihar riski olan bir kişilik bozukluğu olduğu için kişiyi biraz daha toparlamadan terapiye, tedaviye başlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Arada kaçırdığım sorular oldu mu bilemiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş kapatıyorum programı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşamdı benim için de. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Instagram hesabımdan psikiyatrist Fatma Coşar, fatmacosar@gmail.com'dan da sorularınızı tekrar ulaştırabilirsiniz. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.